değerli misafirlerimiz, başarılı girişimciler ve bu güzel etkinliği bizlere bugün organize eden ODS ailesi. Hepiniz ODS Consulting Group Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Zirvesi'ne hoş geldiniz efendim. ODS'yi muhtemelen birçoğunuz biliyordur. Ama kısaca tanıtmak gerekirse, bir şirketin olmazsa olmazı bana göre dijital dönüşüm, devlet teşvikleri, strateji ve aslında son dönemde hızla büyüdükleri ihracat danışmanlığı. Yani ürünlerinizi yurt dışına ihracat etme konusunda Türkiye'nin lider şirketi ve bugüne kadar 81 ilde 1000'in üzerinde firmaya hizmet vermiş devde bir firma. Bu alanda Türkiye'nin bir numaralı danışmanlık firması. Bugün bu araya bir yere gelmemizin başlıca sebebi de dijital dönüşümün ve teknolojinin iş dünyasında giderek artan önemi. Günümüz iş dünyası da bu önemle birlikte hızla değişen teknolojik trendlerin etkisi altında kalarak değişime ayak uydurmak zorunda. Bugün de burada tam bu konuya, dijital dönüşümün işletmeler için önemi ve nasıl başarılı bir şekilde bunu hayata geçirdiklerini sizlere göstereceğiz. Normal programımıza başlamadan önce açılış konuşması için çok değerli bir ismi ve aslında ev sahibimizi sahneye davet etmek istiyorum. Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna ortak olan ve bu alanda firmaların ihtiyacına yönelik dijital odaklı çözümler üreten danışmanlık sektöründeki 15 yıllık tecrübesiyle sektör lideri konumda olan ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur Seçkin'i sahneye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Zirvesi'ne hoş geldiniz. Ülkenin gündemi yoğun, biliyorum sizin de gündemi çok yoğun. Bu yoğun gündemlerinizin arasında vakit ayırarak buraya katıldınız, buraya geldiniz. Hepinize anlamda çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Aslında hani tanıdığım firmalar var, tanımadığım firmalar var, beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Önce bir kendimden başlayayım müsaade edersiniz. Onur Seçkin kimdir? Fuat Bey biraz bir izgah yaptı girişim kendisinden ama ben aslında bu şirketi ilk nasıl kurdum, nasıl bir noktaya getirdim, ben nereden geliyorum? Esasen üniversitede kurduğum bir şirket olduğu için ben de Türk kariyerine bakacak olursanız üniversite yıllarında kariyer hayatımı okul bitim konularıyla ilgili bir proje ekibi tarafından deneyim edilerek başladım. Birçoğunuz aslında hatırlarsınız 2004-2005 yıllarda Avrupa Birliği müzakere sürecinden sonra Türkiye çok ciddi fon haklarına oldu. Bu fon haklarının Türkiye'de kullandığını genellikle proje yönetim alanındaki uzmanlaşmaya bağlıydı ve ben o dönemde üniversite 2. sınıfta 2 tane kamu kuruluşunda proje koordinatörü olarak görüyorum ama bu deneyimini yıllar içerisinde işte 2008-2009 yılının başına doğru ODS'nin kuruluşuyla taşlandığını diyebiliriz. Biz aslında hani İlk başladığınızda tabii sanayi ve teknoloji firmalarıyla başladık. Bazen kamu kurumlarına seyirciye kadar bir çalışma durumu oldu. Fakat özellikle 2008 sonra 2009'un başında çoğunluk doğru hani konsantrasyonumuzu, fokusumuzu işletmeler üzerine yaptık. Ve 2016 yılına kadar da baktığımızda sadece desteklerle ilgili, ilgili fonlarla ilgili, hem ulusal fonlar hem uluslararası fonlar, bunların tamamıyla ilgili bir süreçle devam ettik. ODS'nin aslında ilk girişi, bu da bir startup, danışmanlık startup'ı gibi düşünülebilir. Hocam bahsetti, yani hep teknoloji startup'ları biliyorsunuz ama danışmanlık tarafında startup'lar var. Bunların işte önümüzden bir tanesi bizde. Biz hem hibe ve teşkilat tarafında elde ettiğimiz deneyimi birikimi, hem de bütün işte etrafımızda işletmelerden gelen ihtiyaçları da aslında üst üste koyarak farklı iş konularına da girmeye karar verdik. ODS'nin hikayesi biraz burada aslında şekilleniyor. Çünkü yıllar içerisinde proje yönetim alanındaki uzmanlarımızı dönüp bu sefer yönetim danışmanlığı, turkuat danışmanlığı şirketlerin, özellikle aile şirketlerinin kurumsallaşması noktasında verdiğimiz çözümle geliştirmeye gayret ettik ki benim o dönem Ankara Üniversitesi'nde işletme doktora programı takip ediyordum ve hakikaten stratejik yönetim alanında uzmanlaşmaya çalışıyordum. O akademik bilgiyi dönüp bir de işletmeler tarafında, real tarafta bulabilir miyiz diye bu alana girdik. Devamında 2018 sonunda herkesin bildiği şu kur krizinin patladığı, Fransız krizinin olduğu dönemde ihracat tarafında bir iş yapalım dedik. Fuat Bey ona da bahsetti az önce. Bugün aslında ODS'nin hakikaten milestone olarak, yani dönüm noktası olarak bir başka işi de olur. Çünkü biz 2018 sonunda başlattığımız o serüvenle 2020 pandemi döneminde aslında ihracat tarafında neredeyse hani Türkiye'de tek ve dünyada aslında bizim metodolojimizi uygulayan başka firma bilmiyoruz şu ana kadar. Veri madenleri üzerine kurgulanmış bir tek şeyle, çalışmayla firma ürünleri yüksek pazarlamaya başladı. Bu neden bir başlık? Çünkü ODS'nin müşterileri için aslında yurt dışında yapılanmasına vesile oldu. Ve sonrasında ODS'nin ihracatı kendisi yapması için kendi yapılanmasına vesile oldu. Şu anda bizim Amerika'da ve Hollanda'da iki tane farklı şirketimiz var. Birer branch yapısı olarak bunun hakkında faaliyet gösteriyor. İşin son noktası 2020'de pandeminin tam öncesinde. Bu da SAP tarafında aslında dijital dönüşüm konuşmamızın bir sebebi de bu. SAP tarafında yaptığımız partnerlik. Biz Microsoft ailesi bir partnerlik sözleşmesi imzalayıp artık şirketlerin kendi bünyelerinde ihracatçı çözümlerini kullanmaları noktasında dünyanın en gelişmiş markası, en bilinen markası SAP'yi birlikte katarak bu alanda hizmet vermeye başladık. ODS aslında bilenler bilmeyenler için yeni katılımlar varsa böyle bir hikaye sahip. Şu anda da 200 üzerinde çalışanımız var. İşte Ankara merkezli bir yapımız var. Hem yurt dışından yurt dışına çok ciddi bir yapılanmamız var. Gelelim işin şey tarafına. Biz hakikaten buna neden girdik ve bu süreye neden düzenledik? Çünkü şöyle düşünüyoruz, bu dijital dönüşüm gündemimizden düşmeyecek. Yani yeni teknoloji biliyoruz zaten, bu kaçınılmaz. Ama biz 15-16 yıldır, işte ben aslında kendi girişimden başlayacak olursak 17 yıllık sahadayız. 17 yıllık saha deneyimi, şirketimizin 15 yıllık deneyimi, uzmanlarımızın kararımızda işte 10 yılda geçenler var, 5 yıldan 6 yıldan fazla çalışanlar var. Biz işletmenin içerisinde cidden giriyoruz. İki kadarında yani veya tarafta, trafikte, firmanın bütün fonksiyonlarını dokunuyoruz. Kimi firmaya gidip logasyon yapılanmasıyla ilgili müdahale ediyoruz. Kimi firmaya giriyoruz, bu bahsettiğim üretim danışmanlığı alanında. Kimi firmaya giriyoruz, ürünü satmaya, pazarlamaya çalışıyoruz. Bazı firmalara giriyoruz, firmanın fabrikasında, proseslerinde bir sorun var mı, süreci nasıl iyileştiniz, ona bakıyoruz. İş alımlarını yaptığımız firmalar var. Diğer tarafın komple bizim üstlendiğimiz ajansımızda olduğu için öyle bir yönümüz de var. Yani aslında baktığınızda bu kadar yıllık deneyimde her zaman işletmelerde bol bol olduk. Hakikaten destek teması çalıştık. Onların masasında çoğu zaman çalıştık. Yani ofisimiz ne kadar büyük olsa yine orada çalışmak çünkü bizim ülkemizin kültüründe bu beklenir. Belki doğaldır. Yani bir yönlendiren, bir işte hani şunu yapmalısın, bunu yapmalısın gibi direktifler yazdırandan ziyade işin içerisinde olmayı tercih ettik. Ve sadece şunu gördük biz. Sorunlar çok benzer. Hangi firmaya giderseniz gidin, inanın ölçeli sektör hiç fark etmez. Bizzat kendi gözledim yani, sorunlar benzer. Ve sorunlara çözüm tarafındaki aslında kurgular da jenerik, hepsi belli aslında. Yani siz bir firmaya yönetim danışmanlığı felsefesiyle girdiğiniz zaman zaten yine günün sonunda o işletmenin bir şekilde büyüdüğü ve geldiği noktada ve gitmek istediği noktada bir organizasyon yapısına sahip olması lazım ve net olması lazım. Hakikaten verimli çalışması lazım. Üretken olması lazım. Firmanın içeride raporlar üretebiliyor olması, veriler üretebiliyor olması lazım. Firmanın karar verme noktasında çok ciddi yönlendirmesi lazım. Özellikle burada çok işveren veya yöneticisiniz. Yani önünüze kararla ilgili bir şey gelmek zorunda. Biz yönetim danışmanlığı süreçlerinde hep bu altyapıyı kurmaya çalıştık. Yani organları set edelim, oturtalım. Önce firmayı analiz edelim, yapısını anlayalım, sonra organizasyon yapısını oturtalım. Sonra böyle bir içeride karar alma süreçlerini etkin hale getirelim. İcra kurulları, yönetim kurulları yoksa bunları hakikaten aktif hale getirelim diye düşünüyorum. Ama biz ne yaparsak yapalım, günün sonunda iş her zaman sürdürülebilir noktasını tıkanıyor. Bunun temel sebebi de işte bu bahsettiğimiz dijital çözümlerin olmamasıdır. Yani içeride istediğiniz sistemi kurun, bir sonraki düzeyde siz çıktığınızda veya uzaktan izlediğinizde de bunu fark edin. İçeride anlık veri rakam bir sistem yoksa, bir dijital çözümü yoksa, entegre bir yapı yoksa her şey biraz böyle boşa gidebiliyor, o kadar emek de boşa gidebiliyor. Hep şöyle bir gündem var. Şimdi dijital dönüşümün tanımı, yorumu, işte bir sürü kişiye soruyorlar, hatta böyle zirveler, organizasyonlar yapılıyor. İnsanlara sen ne düşünüyorsun, sen ne dijital dönüşüm nedir diye soruyorlar. Bir sürü farklı yorum görüyorum yani. İşte çevik yönetim diyen de var, işte ne bileyim esnek yönetim diyen de var. Teknolojiyi sisteme adapte etmek diyen de var, makineyi de dijitalleşme gibi görüyor bazı insanlar. Bir sürü farklı görüş var. Ama ben her zaman işin özüne bakarım. Yani benim açımdan hikaye her zaman daha felsefik tarafı olur. Yani olaya öyle yaklaştığınız zaman bence olguyu anlarsanız, üzerine bir şeyler daha koyabilirsiniz ve kendinizi aslında hangi noktadasınız diye önce bir test edersiniz. Sonra ilerleme şansınız varsa bunun üzerine bir şeyler edersiniz. Benim için en önemli kavram ne diyorsun burada? Karar vermek. Başka hiçbir şey. Karar vermek. Yani ben Ben de işletme sahibiyim, yöneticisiyim, bir sürü yöneticim var. Birçoğunuz az önce de bahsettiğim gibi öylesiniz. Yani günün sonunda yani şahsınızdan bireysel olarak da kararlar veriyorsunuz. Özel hayatınızda, sosyal hayatınızda, iş hayatınızda devamlı önünüze gündem geliyor. Devamlı bir şeyler yapıyor ve karar vermenizi isteniyor. Ben bu arada inanılmaz fazla karar veriyorum. Gün içerisinde bilmiyorsunuz ama günde 50 tane karar verdiğim konular bazı çok önemli bu arada. Bazı da kısmen önemli. Ama hep önüme geliyor. Karar verirken siz neye bakarsınız? Çok basit. Karar vermeniz için önünüze bir şey koyacaklar değil mi? İkinci kritik kelime öyle veri. Verisiz karar olmayacak. Verinin de anlık gelmesi bir hikaye. İzlenebilmesi başka bir hikaye. Dinamik bir şekilde süreçler hakkında bilgi sahibi olmanız bambaşka bir hikaye. Şimdi sen şirketinde finans yöneticisi önüne şöyle bir rapor getirsen, desen ki işte Mehmet Bey, bundan 3 ay, 4 ay sonra biz nakit akışı açısından pozitife geçeceğiz. Artık olacağız yani. Bir anlamda bizim vergi sorunumuz. Acaba 3-4 ay sonra sizin de nakit bolluğunu bir yatırım kararına çevirip bir anlamda vergiden tasarruf elde edebiliriz dese, bu bir gayrimenkul yatırım da olur, makine yatırım da olur. Ne olduğunu göremiyor. Biz zaten işletme sahibi bir şeyli kafa olduğu için şakalara hep açık yani. Yeter ki parmasını yatırım yapmak için yer olsun. Ama bu 3-4 ay öncesinden, hatta mümkünse daha öncesinden size bilgi olarak getirdiğini ve bu bilginin doğru olduğunu düşünüyorsun. Şu iklimde herkes pazarlık gücünü arttıracak bir dönem aslında. Yani belki daha sık pazarlık edin. O dönem için iyi bir planlamayla dinleme satın yapabilirsiniz. Doğru mu? Dönemi stoklara, enflasyon sorunlarını izlediğimiz. Eskiden stoklar o kadar da hangi maliyetini ölçelim, takip edelim. Stok devirizimiz. Bu kadar insanlar önemli bir şey değil. Bugün ben çok biliyorum ki bırakın stokları devretmeyi, almayı, satmayı. Yani acaba üretsek mi? Elimizde ne tutsak? Acaba dolar şu olursa daha mı iyi olur? Hatta dün bir firmadan, firma dedi ki ya firmanın işte tedarikimizden bir mal istiyoruz, vermiyor. Seçim sonrasını attı bizim. Ya ben şimdi satışı ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum yani. Nasıl tedarik olursa satın al diyorum. Çünkü sonra düşündüm tabii. Kur ne olacak bilmiyor. Hikayeleri evlenecek bilmiyor. Aynen tutuyor evde. Stoklarınızı takip etmek istemez misiniz? Maliyetlerini açmak istemez misiniz? Devriniz nasıl çıkıntı değil mi? İnanılmaz. Hepsini geçelim. Biz hakikaten satış ve müşteri yönetimini inanılmaz önemseyen bir şirketiz. Bir CRM yazılımı düşündük. Biz birçok firmada, yani ne firmalarda bu arada, CRM hiç kullanılmadığını göre inanılmaz şirket. Bu zirvenin aslında bir sebebi de, benim bu kadar diretmem ve inat etmemin sebebi de biliyor musunuz? Ne gibi bir firma, milyar dolar cirosu var ama hala CRM'inde hangi müşterilerle konuşmuş, hangi aksiyonları almış, hangi satışçısı ne kadar başarılı, hangi bölgede daha iyi satış yapıyor, hangi ürünü daha çok satıyor, hangisi daha kârlı, nereye odaklanmalı, yurt dışına mı, yurt içine mi? Bunu takip etmiyor yani. Büyük firma gibi inanılmaz bir şey. O yüzden bu konuya biraz böyle diretiyorum ve ısrarla bunu bilinçlendirmeniz, öğrenmeli insanlar bir şekilde bir program kullanmaları gerekiyor. Bir şekilde bu dünyaya bir yerinden girmeleri gerekiyor diye düşünerek aslında. Şirketlerin kesinlikle yatayla entegre olması, içeride bütün fonksiyonlarda entegre olması gerekir. Bütün bilgiyi anlık izleyebilmesi gerekir. Ve sonrasında endüstri 4.0 mu yapacağız, toplum 5.0 mu yapacağız, ne yapacaksak yapalım. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyifli oldu hepiniz. Tekrar hoş geldiniz.